zaman senin en çok altını çizdiğin konu olan tarımsal enflasyon ne olacak? Bizlerin birey olarak bakkal, manav, market alışverişlerimizdeki enflasyonumuz ne olacak böyle giderse? Evet. Şimdi bu ben altını niye çiziyorum? Çünkü çiftçilerimiz bunu istiyor. Hocam lütfen çok zor durumdayız. Sürekli fiyatlar artıyor. Yeniden aylık artışlar Ocak 23 TÜİK verilerine göre iki haneye yine çıktı. Çift haneleri çıktık. Aylık artış %11'in üzerine yine çıktı. Aylık artıştan bahsediyor. Yani sürekli artıyor. Durdurulamaz bir tarımsal üretim için ihtiyacımız olan ilaç, gübre, tohum ne varsa her şeyin fiyatı artıyor. Sürekli artıyor. Yani çiftçi bunda nasıl baş edecek? Evet. Buna bir dur denmezse. Maalesef Ocak 23'teki tarım üfe %142'nin üzerinde yine çıktı. Söylediğim gibi aylık bazdaki artış %11.08 Ocak ayındaki rakam bir önceki aya göre. Bunlar TÜİK. TÜİK verileri. Gerçek hayatla az çok karşılaştırdığın zaman kaçta çarpman gerektiğini çiftçilerimize sor. Aynen. Onlar zaten sana söylüyorlar. Tamam, maalesef. Yani kuraklık, deprem, durdurulamayan tarımsal enflasyon hepsi üst üste. Yani maalesef hepsi üst üste. Ama bu işte sorunun devamında söyledin ya. Türk insanının etkisi ne olacak? Gıda güvenliğimiz risk altında Ali. Gıda güvenliğimiz. Asıl sorun burada. Yani gıda fiyatlarında çok hızlı yükselişler yaşarsak buna hiç kimse şaşırmasın. Yani nasıl ki daha çok kısa zaman önce 50 kuruşa 1 liraya aldığımız simiti şu an 10 liraya alıp şaşırmıyorsak yarın daha da kat be kat artınca hiç kimse şaşırmasın. Çünkü bunlara dur demezsen sonucu belli. Yani orada bir illüzyon görüyoruz. Gıda bütün tarımsal üretim enflasyonu %150'lerde sürekli. Aylık artışlar çift hanelerde. Ama gıda enflasyonu %80'lerde, 90'larda. Olamaz böyle bir şey. Bunlar mutlaka gıda fiyatlarına çok hızlı bir şekilde yansır. Ve yine söylüyorum, başta söylediğimi. Çiftçi mutsuzsa Türk insanı mutsuz olur. Bu kadar basit. Peki bu enflasyon, oluşan bu enflasyon karşısında çiftçimizin, üretim yapan çiftçimizin kendini koruyabilmek için yapabileceği bir takım şeyler var mı? Çiftçimiz ne yapabilir bu konuda? Aslında çiftçimizden öte biraz devletimizin bu tarımsal girdilerin fiyatlarıyla ilgili bir takım müdahalelerde bulunmasını tercih etmek lazım. Çünkü mesela gübre pazarı tekelde gidiyor. Türkiye'deki tohum pazarına baktığımızda işte sertifikalı tohum üreten 1000'in üzerinde firmamız var. Bunların sadece %4'ü 5'i yabancı menşeli firmalar ama tohum pazarının %80'i onların elinde. Hangi fiyatı verirlerse çiftçiye dayatırlarsa o fiyata piyasa hemen oluşuyor. Aynı şekilde ilaç için de aynı şey geçerli. Yani burada bu kadar serbest fiyatların yükselmesini tek durdurabilecek güç devletimizdir. Aynen öyle. Devletimiz lütfen bu tarımsal girdilerdeki fiyatları çiftçi lehine nasıl aşağı çekilir? Bu konularda biraz daha yardımına ihtiyacımız var, desteğine ihtiyacımız var, yaptırımlarına ihtiyacımız var. Onu söyleyebilirim. Bu önemli. Böyle. Yani biraz emtialar konusunda vahşi kapitalizm geçerli ve bunun sonunun çok ciddi bir gıda güvenliğine gideceğini söylüyorsun. Yani sokaktaki 82 milyonu etkileyecek. Aynen öyle.